Sağlıklı nasıl beslenmeliyiz, nasıl besleniriz diyerek başlayalım. Evet, sağlıklı nasıl besleniriz? Çok komik oldu sağlıklı beslenmek. Çünkü mesela dün bir televizyon programında profesörün biri diyor ki yoğurt yemeyiniz. Yoğurt diyor kilo yapar diyor. Başka bir profesör de diyor ki efendim karbonhidrat yemeyin, ekmek yemeyin diyor. Hepsi de profesör. Biri yoğurt yemeyin diyor. Yoğurt yemeyin diye de ilk defa Türkiye'de duydum yani yoğurt yemeyin demek. Dünyada böyle bir profesör ilk defa Türkiye'de çıktı. Çok komik. Yani bir diyetisyen de diyor ki maşallah karbonhidrat kilo yapmaz diyor. Çok tuhaf konuşuyorlar. Ya bunlar da uzman olarak televizyonlara çağrılıyor. Saatlerce konuşuyorlar. Yani ne diyorlar acaba diyorum ya bunlar uzaylı mı acaba? Uzaydan mı geldiler? Bizim haberimiz mi yok? Yoğurt yenmemeli diyen şahıs profesör doktor uzman olduğunu söylüyor. Yoğurdu keşfeden atalarımız yani Türkler keşfetmiş binlerce yıl önce ve Türkler dünyaya yaymış. Fakat klinik araştırmasını Framingham Üniversitesi 14 yıl yoğurtla ilgili çalışma yapmış. 14 yıl yapmış olduğu 14 yıllık çalışma sonucunda yoğurdun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kişiye enerji verdiği, vücudunu temizlediği, arıttığı belgelenmiştir. Bir, iki. Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğurtla ilgili yapmış olduğu araştırmada yoğurdun T hücrelerini harekete geçirdiği, yani bakteri, virüs ve mantarlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği belgelenmişti. Belgeli. Klinik araştırması yapılmış. Yani bizim profesör atıyor. Nereden duymuş hiç? Bir klinik araştırması mı yaptın? Yok. Neye göre konuşuyorsun yoğurt yeme derken? Neye? Yani öyle herkes bir şey söyleyebilir. Bir klinik araştırması yaptığında yayın mı yaptın? Yok. Üçüncü klinik araştırmasını ise yoğurtla Tennessee Üniversitesi yapmış. Yapmış olduğu Tennessee Üniversitesi'nin klinik araştırmasında diyor ki diyet yapanlar yani zayıflamak için diyet yapanlar eğer yağsız yoğurt yerse yoğurt yemeğine göre daha kısa sürede zayıflar. Çünkü yoğurt vücudumuzdaki yağların yakımını %61 oranında artırır, hızlandırır. Yani yağ yakımını hızlandırıyor, Ama metabolizmayı hızlandırıyor. yağsız yoğurt, yağsız sütten yapılan yoğurt demek Diyet istiyorsunuz yani yapanlar diyet yapanlar için. zaten yağlı da olsa yoğurt fazla yağ içermez. Yoğurdun içermiş olduğu yağ %2'dir, %3'tür. Fazla değil. Peynir değil ki. Yağsız peynir %35 yağ içerir. Yağlı peynir %65 yağ içerir. Yani peynir %100 neredeyse yağdır. Hepsi yağ. Peynir yerseniz kemik erimesi oluşur. Neden? Çünkü yüksek oranda yağ asidine, yağ aside dönüşür, kan asitlenir. Peynir kemikleri eritir. Peynir hakkında klinik araştırması var. McDougall kadın araştırmaları en son yapmış olduğu araştırmada 3200 bayan üzerinde yapılan araştırmada peynir yiyenlerin ve aşırı yağlı et, sucuk, salam, sosis gibi et artıklarından yapılan sucuk, salam, sosis yiyenlerde aşırı oranda idrarında asit ve kalsiyum tespit edilmiştir. Bu ne demek? Sucuk, salam, sosis, taze temiz et değil. Sucuk, salam, sosis ve peynir asidoza sebep oluyor. Asidoz bir kişinin kanı doğduğu günden öldüğü güne kadar kanının pH değeri bir insanın kanının pH değeri ortalama 7,40. Yani 7,35 ile 45 arası gider gelir. 7,20'nin altına düşerse önce kişi depresyona girer, bunalıma girer. Sonra tansiyon düşer. Yani ölüm tehlikesi, riziko çok büyük. Yani 7,20'nin altına bile düşmesi riziko. Peynir tehlikeli dese tamam anlayacağım da yoğurt tehlikeli diyor. Yani dünyada da yoğurt tehlikeli diyen bir profesör çıktı elhamdülillah. O da Türkiye'den. Çok çok değerli bir ilim adamı zannediyordum. Kocaman bir sıfır. La ilahe Peki bu illallah. yoğurda zararlı derken neyi kastederek söyledi hani buradaki Kilo alırsınız diyor. Belge bilgi var mı?
Kim söylüyor? Nerede söylüyor? İşte Tenis Üniversitesi klinik araştırması yapmış. Madem televizyon programına çıkıyorsun, internete bak. Şöyle bir oku, araştır. Yani herkes saygı duyuyor sana. Bir profesörsün. Adı da önemli bir yani. Çok önemli bir zat-ı muhterem. Kocaman bir sıfır. Dünyada yoğurt zararlı diyen tek adam. Başka bir diyetisyen de diyor ki efendim karbonhidrat yiyin. Kim kilo almış ki karbonhidrattan? Ya ekmek yiyen insan obez olur. Ekmek nedir ki? Şeker. Şeker neye dönüşür? Yağa dönüşür. Bir kişi ekmek yerse, yemiş olduğu ekmek şekere, şeker de karaciğer tarafından yağa dönüşerek depolanır. Ekmek ne kadar hamurlu yerseniz o kadar kilo alırsınız. Bu böyle. Yani Türkiye'de televizyon programlarını bazen seyredeyim diyorum, sağlık programlarını. Yani tam bir komedi maşallah. Profesörümüz, doktorumuz enteresan. Allah yardım etsin. Sağlıklı beslenmek için her şeyden önce işlenmiş gıda yememek gerekir. Her türlü konserve. Yok balık konservesiydi, yok efendim fasulye konservesiydi, yok baharatlı şuydu buydu. Fark etmez. Her türlü konserve uzun süre muhafaza etmek için kimyasal madde mutlak kullanılıyor ve zehirdir. Cips, jelibon, kek, kola, gofret zehirdir, kimyasal madde içerir. Bunların çoğunda dünyada nebeşe artık kullanılmıyor. Fransa'daki nebeşe oranı, yani devletin koyduğu kota 0,42. 0,42 nebeşe. Almanya'da müsaade edilen nebeşe, yani mısırdan elde edilen şeker, nişasta bazlı şeker 0,89. Türkiye'de maşallah %15. Ne işe yarıyor nebeşe? Nebeşe doğal şeker değil. Nebeşe nişastası, yani mısır nişastası özel bir enzimle şekere dönüştürülüyor. 170 tondan 100 ton şeker elde ediyor. Bu da mısırdan elde edilen şeker sümüksüz, süngerimsiz, yapışkan bir madde. Vücut bunu işlemiyor. Hemen yağ dönüştürüyor. Depoluyor. Kullanmıyor. Depoluyor. Yani mısırdan, şimdi eskiden mesela köylerde annelerimiz baklava yapardı. Bir dilim yersin, iki dilim yersin maşallah. Tertemiz. Yani pancardan elde edilen normal şekerle yapılır. Şimdi nebeşe katılıyor. Ye babam ye. Doymak bilmiyorsun. Neden? Haz verici maddeler katıyorlar. Bir de içine Çin tuzu katıyorlar. Kişiye aşırı lezzet verici, haz verici, zevk verici. Kişi yiyor da yiyor. Hep yanlış yapıyoruz. İnşallah bir gün bu yanlıştan döneriz.